Aziz kardeşlerim yine Kur'an bu insanı Allah'ın koruması altına alan namaz damgasının bir ayrıntısını daha veriyor. Diyor ki bize innas salate tenha ani'l fuhşai vel munker. Namaz kötülüklerden ve çirkin şeylerden alıkoyar. Mümin, insanların gözünde çirkin görünen şeyi yaparsa, poliçesindeki damgalar eksiktir. Dört damga vurdurmuştur, onun için sorunlu Müslümandır o. Mümin, namazıyla beraber bütün çirkinlikler ve kötülüklerden sıyrılmış insandır. Çünkü namazın emri, yani namaz olarak dile geldiği zaman ibadet kötülük yapmayacaksın der. Değil hırsızlık, değil cinayet, değil zina, faiz. İnsanlar arasında basit ahlaksızlık olarak görülen en küçük çirkinliklere karşı bile namaz koruyucudur. Eğer bir mümin imanına rağmen Allah'ın ve mümin kullarının çirkin gördüğü bir şeyi yapabiliyorsa ortada namazı yoktur. Namazı bulunduğu halde yine böyle bir sıkıntı içerisindeyse namazında başka bir sorun vardır. Orjinal bir namaz tadil erkanıyla kıyam, kıraat, rükû ve sucudu ile kılınan bir namaz kötülüklerden Alıkoyar tıpkı namazın bize Allah'ın yardımının gelmesi için şartları oluşturduğu gibi aynı şekilde kıldığımız namazda beynimizi bile kontrol edip beynimizin bile kötü şeyleri tasavvurunu engelliyor olması gerekir. Günde beş kere dezenfekte edilmiş, yıkanmış, temizlenmiş bir nesne ile hiç yıkanmamış sabah piyasaya çıktığı gibi akşam yeniden yuvasına dönen bir nesne arasında muhakkak bu fark bulunmalıdır. Namaz kötülüklerden alıkoyacak. Bu kötülükler cinayetten bir müminin kalbini incitmeye varıncaya kadar yolda yürürken seviyesiz ve ahlakı düşük hareketler yapmaya varıncaya kadar her alanda müminin elini kolunu bağlar. Müminin dilini, gözünü, kulağını, el ve ayağını kontrol etmeyen, disiplin etmemiş olan namaz orijinal değildir. O Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselam'a öğrettiği namaz değildir. Kalite açısından